Buyurun. Babacığım. Kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Annem yok mu? Yok, sabah çıktı bankaya. Hala yok hanımefendi. Ya akşama da toplu yemek siparişi var. Ben nasıl yetiştireceğim bütün bunları? Ya annen de hep böyle zamanında kayboluyor kızım. Tamam babacığım, sorun değil, sakin ol. Ben varım, ben hallederim. Sen burayla ilgilen, ben yapayım. Nerede liste? Liste içeride. Tamam. Büşra'yı Fecir Emirkıran öldürdü. İnanılmaz bir şey gördüm Harun abinin hepsini. Ya ne gördün, söylesene. Gizli çekim bir video. Fecir Emirkıran Büşra'yı öldürdüğünü itiraf ediyor. Sence mahkemenin Rıza Tanrıkulu için verdiği karar doğru muydu, değil miydi? Senin baban masum değil. Bu anlaman lazım. Sanığın tahliyesine. Ben de zaten bugün sana savcı yardımcılığını benim yanımda yapmak ister misin diye soracaktım. Alev, kızım. Annem. Sen neler yaptın böyle? Listedekilerin hepsini yaptın valla. Öyle şef yarışmalarındaki gibi birden coşasım geldi diyorsun. Bir şeyler düşünüyordum, öyle kaptırmışım. Hallettim hepsini. Bana bak. İyi misin sen? İyiyim ya. Yok, kafamda bir sürü bir şeyler var. Bir şeyleri oturtmaya çalışıyorum. Belli. O çocukla mı ilgili? Hangi çocuk anne? İşte ne? Fecir Emirkıran. Of anne. Afiyet olsun. Uğur amca selamlar. Hoş geldin Umut'cum. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. İyiyim ben de abi. Çok teşekkür ederim. Alev burada mıydı? Ben bir ona bir şey danışacaktım da. Burada. Umut. Ne haber? Öyle habersiz. İyilik senden. İyi. Ya bu kurye davasıyla ilgili birkaç soru soracaktım da sizin sipariş sistemiyle ilgili. Tamam olur. Gel otur konuşalım. Ya haber verecektim aslında. Ama dedim ya adliyede ya da alakasız ortamlarda denk geliyoruz. Dedim bir de burada denk gelelim. Belki artık adliyedeki odamda çaya kahveye gelirsin. Nasıl yani? Ben geçen savcı yardımcılığı sınavına girmiştim. Puanım falan da bayağı iyi geldi. Gerçi prosedürler hala devam ediyor ama Süreyya Savcı ilk görev döneminde onun çalıştığı büroda savcı yardımcısı olarak başlamanı önerdi o yüzden. Sen şimdi böyle Süreyya deyince hemen geçmişe bağlıyorsun ama bilmiyorum, ben bayağıdır düşünüyorum. Acaba savcı olarak daha faydalı işler yapabilir miyim diye bir heyecanlandım doğrusu. Yani en çok ihtiyaç duyduğumuz şey işini layığıyla yapan savcılar. Eğer babamın davasında başka bir savcı olsaydı belki bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Kabul et mi diyorsun yani? Kabul et demiyorum. Sadece kime neye hizmet edeceğini iyi hesap et diyorum. Hukukta doğru biri biliyorsun.
Yani biri ya masum, biri ya suçlu. Tıpkı babam ve Fecir gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.